temelde mesela Hristiyanlarla daha çok teolojik sorunumuz var ama İsrailoğullarıyla daha çok bugün ya da Siyonistlerle siyasi sorunlarımız var. Burada mesela şu anda hala Kıyamet ve Doğuş Kilisesi o bölgede, Müslümanlar o bölgenin hizmetkarı olduğu zaman ne Musevilere ne de İsevilere müdahale ettiler. Hristiyanlar Roma olarak hakim olduklarında Yahudileri sürdüler. Ya da Yahudiler o bölgeye hakim olduklarında İsevilere hayat hakkı tanımadılar. Bugün hala Doğuş ve Kıyamet Kilisesi'nin anahtarı bir Osmanlı ailesinin elindedir. Gece 12'de kapıyı kilitler, sabah gün doğarken kapıyı açar. Ve hiç kimse bu anahtarı o aileden istemez. Çünkü bizim oradaki varlığımız, bunu Filistin halkı karar vermez. Filistin halkı bunun koruyucularıdır. Onun için değerlidir bizim için. İnsani açıdan değerlidir, tarihi açıdan değerlidir. Yoksa Filistin halkı herhangi bir halktan farkı yok. Buradaki bütün hadise meselenin özünde Mescid-i Aksa ve onu çepeçevre kuşatan Kudüs ve Kudüs'ü de kuşatan Arz-ı Mev'ud'dur. Bu Mısır'ı da ilgilendirir, Ürdün'ü, Suriye'yi, Irak'ı da ilgilendirir, Suudi Arabistan'ı da, Sudan'ı da ilgilendirir. Dolayısıyla bu anlamda Gazze'nin başına gelen domino etkisiyle Filistin'in başına gelen Kudüs'ü, Kudüs'ün başına gelen Mescid-i Aksa'yı ki Siyonistler oradaki Mescid-i Aksa'yı yıkıp altını boşalttılar biliyorsunuz. Ve şöyle bir endişe de var. Bu da çok ciddi bir çatışmaya sebep olabilir. Orada altı şiddeti üzerinde bir deprem Mescid-i Aksa'nın yıkılmasıyla sonuçlanır. Ya da çelik Hocam kubbe dedikleri. bu teknolojiye sahipler sonuçta. Niye Tabii. savaşsınlar? Savaşmadan da bunu yapabilirler bir deprem. Yapacaksa işte onu yap. Bakın bu öyle bir şeyi tetikler ki dünyada bunu süreci yönetemediğinizde bugün Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın oraya fiilen gelişi baskı kurmak suretiyle bu geçişi kontrollü olarak yapabilirler mi? Ama burası vekalet savaşlarına da kapı aralıyor. Nasıl Rusya, Çin birlik olup Amerika'ya Japon denizinde direnmelerini o güç temerküzünü kırmak için Ukrayna kriziyle Rusya'yı batıda tutmayı deniyorlar. Ama altı gemiyle Çin Doğu Akdeniz'e geliyor savaş gemisiyle. Niye? Orada bu defa bayrak göstermek suretiyle Amerika'yı doğuda tutmak istiyor, batıda tutmak istiyor. Japon denizindeki çatışma. Burası zaten Kıyamet Savaşı'nın teolojisine baktığınızda bir din savaşı var, bir de aslında başka savaşlar olacak orada. Mesela Müslümanlar arasında da Şiilerin Mehdi'siyle Amerika yeni bir kadrolu Mehdi çıkartabilir. Artırılmış sanal gerçeklikle kerametler de gösterebilirler. Gökten holografik görüntülerle Mehdi'yi, Mesih'i de indirebilirler. Ve bunların peşine, Adnan Oktar'ın peşine, Kalkancı'nın peşine takılanlar, bunların da peşine takılırlar. Ve bunlar tekrar Şiilerin Mehdi'si, Hasan al-Askari'nin kayıp oğlu. Sünnilerin beklediği Mehdi bir görevlendirmeyle gelecek olan kişi ve Adnan Oktar'ın çok özel misyonlarından bir tanesi de Mehdiyet konusudur. Dolayısıyla öyle bir fitneyle dünya karşı karşıya ki herkes kendi borusunu öttürme derdinde. Halbuki bu çatışmanın riskinin en aza inmesi ancak bu konuların gerçek anlamda sorgulanıp ittifak ettiğimiz yerlerde birlikte hareket edip ihtilaf ettiğimiz yerlerde birbirimizi mazur görmekle mümkündür. Bu da şu anda gözükmüyor. Zaten geleceğe ilişkin teolojik keşifler büyük bir kırım, büyük bir felaketin yaşanacağını bize gösteriyor ve bu felaketlerin içerisinde İstanbul'un olduğunu da belirtmek isterim. Yine aynı şekilde bizim Antep bölgesindeki deprem hadisesi de. Bu depremin de biliyorsunuz bu çelik kubbedeki harp teknolojisiyle
tetiklenebileceğini de not edelim. Hocam onunla ilgili ilginç teorim var. Onu bir başka yerde konuşuruz. Teknolojik tamam. olarak bugün Amerika Birleşik Devletleri ne gemiye ne harp teknolojisine ihtiyacı olmadan Antarktika'da kurmuş olduğu özel bir merkezde dünyanın her yerine istedikleri anda depremi tetikleyebilecek teknolojiye sahip olduklarını ifade etmek isterim. Ya, uzaydan da yani alçak irtifa uydularıyla da bunu. Fay hattının bulunduğu yeri denetleyebilen bir merkez yarattıkları açısından söylüyorum. Şimdi bunu bir kenara koyarak hemen söyleyeyim. Evet, o kuantum tekniğiyle her şey her yerde evet. her